biraz da bunu da söyleyeyim, laubali oynamasından dolayı bir de skor 6-1 olunca oraya Crespo'yu da tercih etti. Crespo da iyi oynadı aksine. Özellikle Beşiktaş maçında Evet. Dzeko ile Crespo bence sahanın iki tane İyi önemli oyuncu. yıldızı. İsmail'i kaybetmemek lazım. Tabii kesinlikle. Çok genç bir oyuncu. Avrupa Şampiyonası oynayacak. Fenerbahçe'nin beklenti olan. Ama bunun da İsmail'in de bunu bilmesi lazım. Bir kere İsmail'in bir oyun profili var. Eğer onun dışına çıkarsa İsmail maalesef iyi oynamıyor onun dışına çıkarsa. İsmail'ine iyi pas arası yapar. Top kazanır ve mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde Fenerbahçeli başka bir oyuncuya topu verecek. Böyle oynarsa İsmail, ki böyle oyunlarda hep başarılı oldu. Hatırlayın, Hırvat maçında Salih'le beraber ikili oynadılar. Böyle oynadı. Türk milli takımı kazandı. İsmail ofansif yönünü biraz daha az oynayacak. Gerçek bu. Defansif yönünde de maksimum oynayacak. O zaman İsmail'i kimse kesemez. Ya orada söylediğin çok doğru bir şey. Yani İsmail'le beraber genç Yusuf oynattığında şimdi oyun formasyonu çok önem kazanıyor. Evet. Anlatmak istediğim tam da konu buydu. Yani siz orada biraz da özellikle bekleri de yanına çekmesi gerekiyordu. Siz dünyanın Sıkıştırması lazım. Evet. en iyi savunmacısı olsanız bile top rakibe geçtiğinde, hücumcuya geçtiğinizde sizin tepki vermeniz en şartladığı bir saniye. O da 7 metre demek. Bir de orijinal bir stoper olmadığınızda Tabii. sizin Problem o. sağınızdaki ve solunuzdaki kademedeki arkadaşlar bizi kurtarması lazım. O mevki için söylüyorum. Ama oradan başlangıçta evet defansa bu yükü yüklediğimizde bir de işin kaynağına gitmemiz lazım. O topu kim attırıyor? Orada bir baskı var mı? O baskı yaparken oradaki kademeler çok düzgün mü gibi oralara da gitmek gerekiyor. Yoksa sonuca baktığımızda tabii ki İsmail'le beraber genç Yusuf'un oynadığı bir ortamda belki işte sağında veya solunda oynayan özellikle beklerin bu kadar çıkış yapmayıp ki bunu zaman zaman belki bakın Fenerbahçe evet yapıyor normal formatında var. Galatasaray da yapıyor. Ama siz illa belki hücuma çıkartmak durumunda mısınız? Ben orada biraz soru işaretim var. Çünkü Premier Lig'de şimdi muhakkak maçları seyrediyoruz. Manchester City'nin beklerine dikkat edin. Bekleri hücuma çıkmıyor. Bekleri yok ki onun. İşte yok. Grealish'le öbür Portekizli çocuk oynuyor sağ tarafı. Aynen Üçlü de öyle hocam. Akanji ile Walker, işte, Walker oynuyor. Walker. Ake, Akne. Üç tane oynuyor. Öbürü bir tanesi Grealish, öbürü de bir Portekizli sağ tarafı. Yani bek tandanslı oyuncular oynamıyor Yok. iki kanatla. Hocam artık stoperin birini oyuna sokuyorlar. Tabii. Aynen öyle. Oraya gitti iş yani. Evet. Fazla olalım diye. Bu formasyonu ben milli takım için de mesela Cenk niye sol bek oynuyor diye çok konuştuk ve hangi maçta, Ermenistan maçı mıydı? Performans anlamında biraz kötü oynamıştı. Şimdi siz Cenk, o günkü maç için stoperlerimiz aklıma gelmedi ama 3 tane stoper orijinli bir savunmayla oynayacaksanız bu sol bek çok ucuma çıkartmanız gerekmiyor bence. Tam da bu formasyon üzerinden belki oynayabilirsiniz. Anlatmak istediğim o. Evet. Yani City gibi. Bir üçlü stoper attı gibi, sol bek gibi değil. Daha çok 8 numaraları biraz Hücum derine gönderip. ağırlıklı. Evet. İşte kanatlarda forvet oyuncuları topla bulaşıp aynı zamanda geri dönüşlerde mesela Osayi kaç metre koştu şimdi topu kaptırdıktan sonra? 80 metre değil mi 80 hocam? metre koşmuştur. 80 metre 70-80 geriye de metre. koşturmamış oluyorsunuz. Yani orada bu formasyonu da hocalarımız belki denemekte fayda var diye düşünüyorum tabii ama dediği gibi Abdullah Hoca'nın türbinlerin baskılı oyunu ileride basalım coşkulu oyun düşüncesi bazen sizin gerçek oyununuzu oynamaya biraz zorluyorlar. Duygular hocam işte. Fenerbahçe tek kale oynadı Aykut. Tek kale abi. Çok pozisyona girdi. Sonuçlandıramadı. Zaten böyle bir oyun bekleniyordu. İnşallah neticeler böyle devam eder. Şu anda Fenerbahçe baraj maçı oynamadan, değil mi, Avrupa Ligi'nden gelen Evet. 3. sıradaki takımla oynamadan Mart'ı bekliyor. Tabii direkt Mart'ı. İnşallah neticeler böyle olur. Aynı zamanda ülke puanı açısından, ki 11'deki maçta da Beşiktaş'ın her ne kadar şeyi gözükmese de yani belli bir, Aynen. ama ülke puanı burada önemli. Galiba İskoçya ile çekişiyoruz galiba. Çok cömert harcadığı pozisyonlar var Fenerbahçe. Ya benim korkum da şey Abdullah hocam yani iyi oynuyorsun. Oyunun bütün domine etmişin. Her türlü veriler senin lehine. Fakat biliyorsun hepimiz de yaşıyoruz. Hani körün taşı denk gelir diye bir laf vardır ya. İşte ona yakalanmamak lazım.
Ona için yakalanmamak için 2'yi 3'ü hemen bulacaksın. Evet. Aslında ilk devre de öyle. Olur da. Skoru yap, gir rahat rahat oyna. Ondan sonra top çevir, oyna. Yani ne bileyim oradaki rotasyonlarına başla. Hani bunu yapabilirsin ama işte benim hep korkum 1-0 çok tehlikeli bir skor. Seni hep böyle böyle zihinde diri tutmasını istenilen bir skor o aslında. Rakibi ama de oyunda tutuyorsun hocam. Rakip de hep böyle şey yani her an bir tane ben de atıp oyuna ortak olurum. Duygusu içerisinde bir oyun geliştirmeye çalışıyor. Ama Fenerbahçe'nin çok ağır bir şekilde ağır bastığını, çok rahat oynadığını söylememiz lazım. Ama bu oyunun karşılığı da bence 2-3-0'lık bir net skorla girmek lazım. Yani Şibanski'nin kafayla kaçırdığı, Ceko'nun kaçırdığı var. Sonra final paslarını iyi veremeden özellikle de o box'taki pozisyona sokulamayan oyuncular var. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin şu anda her şey lehine gidiyor. İkinci devre bozulmadan bu oyuna aynen devam etmesi lazım. Bir de sahada tabii şey kalmak lazım. Yani 11 kişi kalmak lazım. O da çok önemli. Yani şimdi Osterwold'e çok ilginç bir sarı kart gördü. Başka sarı kartımız ne var? Osterwold'e gözüküyor galiba. Şöyle hocam bak şimdi bakıyorum istatistikleri açtım ben. Genel oho hocam 73,5 topla oynama. 26,5 şey. Rakip ceza sahasına bak. Savunma yani bütün 11 şut var bir kere hocam. Rakip ceza sahasında topla buluşma. Bakıyorum hocam. Topla buluşma. Tabii burada tek tek açmamız lazım bunları. Ya bir harita var hocam önümde. Kızarmış mı? Şey yani turnuvanın orada oynanmış maç hocam. Ceza sahasının önünde içinde. Ya ilk yarı için Fenerbahçe oynadığı oyunun hakkını alamadı diye söyleyebiliriz. Çünkü hem topla oynama yüzdeleri ceza sahasında topla buluşması. Girdiği bir de pozisyonlar da var hocam. Sağ bekle Şimanski ile falan oyunun hakkını alamadı. Ben şuradan da bakmak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin oynadığı maç sayısıyla beraber bu oyunu zaten bunu sürdürülebiliyor. Yani önemli olan bence bu. Doğaçlamadan çıkartıp Fenerbahçe bu oyunda zaten belki bir maç kaybeder, iki maç kaybeder. Ama diğer taraftan bu oyunu oturtamazsanız 30 kere. 30 kere değil mi? 30 kere bir kere de rakip. Mesela en fazla hocam topla buluşan Ferdi olmuş. 60 kez ilk yarıda. En fazla o. Demek ki bir dahaki maçta Ferdi'yi önlem alacağız. Ya şey zaten oyunun iki tarafında en aktif oynayan iki tane oyuncu, en diri, en atletizmi yüksek oyuncular işte geriden gelen iki tane kanat Ferdi ile Osayi. Şimdi Osayi ayağa çekiyor derken bir bakıyorsun 70 metrelik geriye koşu var. 70 metrelik öne depar var. Hem de şey yani topsuz depar, bindirme. Şimdi bu oyuncuların böyle bu kadar üretken olmaları, arzu ve istekle plana sadık kalarak oynamak Fenerbahçe'nin çok önemli bir artısı.